Peki konuğumuz burada. Evet, konuğumuz evet. bu. Artık bu programın ve bu masanın bir üçüncü kişisi. Evet. <laughs> yani ismini söyleyeceğim ama sen kendi hani normal o da üçüncü bir sunucuymuş gibi lütfen Çiğdem Tunc. Çiğdem. <laughs> Benim için de ayrı bir yeri var. Hoş geldiniz. Sağda saçlar değişmiş. Canım. Evet. Saçlar değişmiş. Çok son. daha iyi olmuş. Aa. Evet. Ciddi bir oğlan çocuğu gibi. Hayır ya. parti hiç değil. Gibi. Ben de sevdim. Hiç siyasetçi yani. hanımlar gibi. E, biraz Eski siyasetçi batalımız. hanımlara benziyorsun. Evet benzedim, <laughs> benzedim, benzedim Hayırlı Ramazanlar olsun. Çok teşekkür ederim. Bir kere ederim. de ben tebrik edeyim. Mügeciğim aldığın ödülü. Çok teşekkür ben, teşekkür ederim. Ben oradaydım. Senin eline Evet. ...takdim edenlerden Çiğdem birisi evet. bendim... Evet. ...seneye zannediyorum... ...Yelda ile birlikte gidip aynı ödülü ve daha... Çok ...bir çoğunu ediyoruz. alacaksınız... ...çok teşekkür ederiz Çiğdem... Ee... ...çok şık bir geceydi Sinan'a... ...Sinan, evet, Sinan Güzel'e güzel. buradan evet. tekrar evet. sevgiler selamlar... ...magazinci.com'dan evet. ödülü almıştık... Evet, evet. ...Çiğdem sıcağı sıcağına... Evet, ...sana canım. olayı soğutmadan... Evet, evet. E, ...bu şeyi soralım... E, ...biliyorsun 16 yaşındaki bir evlat... ...bir evet, çocuk, biliyorum. bir ailenin bir evladı... Evet. E, Oğuz acıya çarptı 29 yaşında onu hayattan kurtardı 4 kişiyi ağır yaraladı ve annesi e, onu aldı önce Mısır'a arkasını Amerika'ya evet. kaçırdı evet. baba ortada yok Hı -hı. baba ünlü bir estetik cerrah. Evet. E, benim olaylardan haberim yoktu diyor ama sonra ortaya çıktı ki, kaçışta planda organizasyonda başrolde ve biraz Her evvel şey Işık Karaca'nın yani. dediklerini duydum evet. Tabii, ne diyorsun evet. kalbin vicdanın Hı -hı. ne diyor Şimdi iki yanlış bir doğru etmez diyorum. Yani adamın kötü bir doktor olması kötü demeyelim bilemiyoruz Hı. çünkü. Evet. Yani hatalı ameliyatlar dizine imza atması falan filan bu konuyla tamamen bağımsız gözükse de Hı. demek ki bu ailede Hı. yapılan hataların karşısında bedelini ödeme istememek gibi bir e, kaçış yolu, e, kaçış sendromları Hı. yaşıyorlar. Bir kere e, işte sen anne değilsin anlamazsın diyebilir insanlar bana. O çok ayıp ve kadar saygısızca bir laf. Saygısızca evet. ve ben onlara derim ki o zaman üç tane baklava çaldı diye içeride yatmak zorunda kalan çocukların anneleri kim bilir gece konduda yaşıyor diye evet. bağrından o çocuklar sökülürken aynı acıyı hissetmediler mi? Evet. İnanan insan yanlış anlamayın burada yani radikal dicci gibi konuşmak istemiyorum hmm. tevekkel sahibi olan insan der ki bu benim evladımın eşimin ailemin Rabbim tarafından gönderilen büyük bir imtihanıdır hmm. bu geldi bu çok acı hadise başımıza geldi İnsan hatası yüzünden geldi ben bunu bir sınav olarak görüp evet. Bu sınavı ertelemeyeceğim, ertelemeyeceğim diyorum çünkü bundan kaçış yok. Olmamalı, olmamalı. Evet. Türk yargısına buradan da tüm saygı ve inancımla sesleniyorum. Bundan kaçış yok, ertelememeli. Gereği neyse anne canı yana yana yapmalı, empati de kurabilmeli. Evet. Senin canın yanarken babasını hiç görmeden ve tanımadan yetişecek bir bebeğin de günahı var. Evet. Ne günahı var? Evet. Ölen e, insanın e, kardeşimizin e, yaşayan büyüklerinin o bir evlat, o hem bir baba hem bir evlat hem de bir kadının sevdiği insan. Evet. Ee, Ve Çiğdem biz, evet. evet. ee, biz bir aile. Onun da kabahati var. Evet. Biz bir aile ortamından bahsettik. Hani bir çocuk bu evde nasıl büyüdü? Ee, evet çarpan kazaya, ölümlü kazaya sebep olan TC nasıl bir evde büyüdü? Ve Emrullah Erdinç bir takım dosyalar ortaya çıkardı. Hı. Dosyalarda görüntüler var. Anne babanın daha önce alkollü araç kullandıkları için ehliyetlerine el konulmaları, babanın basıp trafik kontrolünden kaçıp gitmesine dün bir tane daha görüntü eklendi. Yine Emrullah X'ten paylaştı. Baba Dubai'de e, araç hız, hız konusundaki deneyimlerini ...oğluyla paylaşıyor. Onu bir izleyelim. Tamam. Sonra bir şey söyleyeceğim evet. bu konuyla ilgili. Evet. Baba. Ben kesin başına oturmayacağım değil mi? Hayır. Hadi baba. Öyle hızlı kullanabilir Bu yıllar önce çekilmiş yani, bir görüntü ama o e, zaman daha küçük bu arada. Daha, evet daha küçük e, kaza yapan TC daha küçük ama tabi e, hangi ailede nasıl ne görerek neler yaşayarak deneyimleyerek şekillendiğini çok önemli. Şimdi bu, şimdi bu. Kızabilir mi daha çok pardon hı, adamın hı. imkanları vardır e, böyle bir spor var e, yani motorlu araçlarla sürat hı hı. kontrollü alanlarda evet. hız tutkusu var kontrollü alanlarda. Evet. Adam varsıllığıyla böyle bir keyfi yapabilir. Evet. Sen 18 yaşına kadar bütün bireyler çocuktur. Kesinlikle. 16 yaşındaki çocuğun altına e, bir marka duydum tabii ki evet. telaffuz etmeyeceğim. O marka birdenbire büyük hızlara çıkabilen bir aracın tabii. kontrolünü nasıl verebilirsin? Çocuk habersiz aldı diyelim aracı. Evet. Hayır. ...bunun önlemini alacaksın... ...çünkü ergen bundan yapar ...heves edecektir, yapacaktır... Hmm. ...arkadaşlarına hava atmak isteyecektir... ...hepimiz bu delikanlılıktan geçtik... Evet. ...hiçbirimiz bugünkü olgunluğumuzda... ...değildik 16 tabii. yaşında... Elbette. ...hatalar, Elbette. E, kabak yerleri... Bir ...özenmesi Çocuğa kadar doğal bir şey, şey yok. Değil, ...tabii ki... Boyaçlar. ...sen bunun önlemini alacaksın... ...onu sağlayacak e, imkanların varsa... ...onu da muhafaza altında tutacak... ...imkanların vardır... Ya hep onu söylüyorum iki yanlış bir doğru etmez. Ee, anne babalar da her zaman için çocukların bir aynasıdır. O ayna da karşılıklıdır. Çocuk anne de neyi görürse baba da neyi görürse onu imtina ile alır. Evet. Evet. Mesela o görüntülerde az önceki görüntülerde çocuk arka koltukta görüntüyü çeken kişi. Evet. O çocuk. Orada da kaç yaşındadır Müge? Işte Küçük işte 5 yıl 4 yıl önceki görüntüler. Düşünün ki işte 11-12 yaşında. Evet. Ve arka koltukta kemer yok hiçbir şey yok. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki böyle çok örnek var. Erkek çocuğu olduğunda babalar onları daha dikkatli, daha böyle hırslı yetiştiriyorlar. Tabii. Bir de doğulu bir aile, Bülent Cihan Timur ve niye bunu söyledim? Doğuda, Güneydoğu'da erkek çocuğu çok şeydir. hani Tabii. Daha fazla üzerine titrenir gibi. Ne kadar yanlış olsa da eleştirsek de böyle bir gerçek var ne yazık ki. Çocuğu çok üzerine titreyerek aman sen benim oğlumsun bütün geleceğim senin üzerine deyip ama... Bütün kötü örneklerin içinde yetişen bir çocuktan da günün sonunda o aracı kaçırması ve bu kazanın olması çok doğal. Ben ikinci tarafa çok takılıyorum. Çocuk bu hatayı yaptı. O çocuk çünkü. Çocuk evet. Anne babadan doğru örneği alamadı. Evet. Ama oradan sonrası kazadan sonrasındaki Tutun. yapılan hareketler, tabii, tabii. Tutunca... o da o çocuğun hayatına evet. ge evet. geçecek diyecek tabii. ki evet. bir kazadan sonra kaçılabiliyor. Adalet evet. önünde hesap verilmeme durumu. Olabilir. Demek ki, ee, ben de ileride baba olursam ben de yani tabii. kafan işte böyle şekilleniyor. Çünkü sana ileride bazı şeyler öğretilmiyor ki evet. hayat etiyorsan. Aynen. Yani sebep sonuç ilişkisini şeysiz şaşmış. Evet. Yani bedel ödememek ben sebep oldum. Ben şu anda geldim buraya oturdum deminki arabanın reklamını söyledim konuştuk ya sen evet, 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 evet. Ben e, zor durumda kalmalarına sebep oldum arkadaşlarımın ve televizyon kanalımızın. Hı. Çünkü marka telaffuz edilmez. Sonucu özür dilemek değil mi en basitinden? Evet, evet. Özür dilemek özür dilerim ağzımdan kaçtı işte hani. Evet gibi bu kadar basit bir örnekle anlatmaya çalışıyorum. Bir de yorumlarda okuyorum ee, insanlar e, varlıklı ailelere, varlıklı insanlara da düşman oluyorlar. Tepki duyuyorlar. Evet. Tepki. Evet, çok doğru. Şimdi efendim ben e, şu onura sahibim. Türkiye'de en büyük istihdamı yaratacak Rahmi Bey, Tabii. Vehbi Bey'in ve rahmetli Mustafa Ömer. Bunlarla ben tanışma ve hatta onların gecelerini sunma imkanı şey yaptım. Aynı olay Allah korusun böyle bir ailenin başına gelse önce baba, anne, aile bireyleri evladı götürür ve bedeli neyse ödetirlerdi. Hakeza diğer zengin aile sabancı ailesi. Evet. Hani Türkiye açısından en popüler Ama olan. Ama bahsettiğin ha. aileler bu ülkede geleneği ve kökü olan aileler Tabii Geleneksiz ve köksüz insanlardan E Demek ki aile terbiyesi bunu, her bunu şey. Evet. evet. Peki şimdi... Yani varlıklı diye Evet. hiç kimseye çok Parası... çalışarak sıfırdan biliyoruz bu aileleri. Varlıklı diye düşman olmayalım. Vicdansız evet. Evet. diye eleştirelim. Kesinlikle parayla ilgisi yok. Insanım... Şimdi Evet, sen söyle. Parasının birazcık... olup olmaması onun karakterini, evet. vicdanını ne belirleyicidir ne de belirlemeyendir. Bir insanın Tabii. vicdanının olması onun insanlığını Tabii. belirler. Evet. Şimdi o zaman olayı toplayalım. Çünkü Hı -hı. haberlerimiz Hı -hı. tüm hızıyla devam edecek. Biz tekrar söyleyelim. Estetik cerrah Bülent Cihan Timur'un yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Eylem Hı -hı. Tok ve Oğlu 16 yaşındaki oğlu için TC için şu an Amerika'dalar. Adalet Bakanı e, Yılmaz Tunç e, bir istenen belgeleri tamamladık ve iadeleri için çalışmalar başlatıldı dedi. Bu kaçışı organize eden e, Estetik doktoru Bülent Cihan Timur'un kurumsal iletişim müdürü de e, tutuklandı bu konuyla ilgili hmm, gelişmeler. Evet. Diğer haberde aslında fikrini bu konuda çok merak ediyoruz. Diğer habere geçiyoruz. Evet.